Herkese merhabalar. Bench Arkası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeni bölümü çekebiliyoruz. Bazı teknik sıkıntılardan dolayı 3 tane yayınımız boşa gitmiş oldu. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Can. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, inşallah bu programda da bir sıkıntı çıkmazsa daha iyi olacağım. Evet, herhalde son 2 haftada 3 tane yayın patlattıktan sonra bugün her şey yolunda geçer diye ümit ediyorum ben de. Dualarımızı Yok, ettik, totemlerimizi yaptık. hep modum da patladı. Bugün o yüzden moduma olabildiğince az girmek gerekiyor. Motumla konuşalım, motumla konuşalım diye 3 tane yayın harcadık. Şimdi biz hep uzun transferini merak ediyorduk. Yani 6. oyuncu kim olacak diye ilk yaptığımız yayında konuşmuştuk ama onu giremedik. Sonra Hankins gitti. Yerine kim gelir diye konuştuk. Onu da giremedik. Şimdi Hankins gitti. Yine Jonathan Williams geldi. Önce bir Hankins'in ayrılığından başlayalım. Çünkü Hankins'in ayrılığının neden yaşandığına dair bazı bilgiler vermiştin önceki yayınımızda. Hem onu konuşalım hem de NBA patentli bir uzun aldık. Jonathan Williams. Lakers ve Washington Wizards formaları giymiş bir oyuncu. Doğru profil mi, doğru transfer mi diye başlangıcı yapalım. Evet, açıkçası herkes Ertuğrul Hoca'nın ilk istediği oyunculardan birisiydi. Liste başındaki isimlerden birisiydi. Uzunca bir transfer süresi oldu ikna etmek için. Bizim verdiğimiz paralara onun düşmesi için uzunca bir pazarlık dönemi de yaşanmıştı. Sonunda anlaşmıştık ama kısmet değmiş herhalde bizimle oynamak. Hankins açısından. Yanlış bilmiyorsam kendi antrenmanlarına bireysel olarak devam ederken yaşadığı bir sakatlıktan ötürü teknik ekip bu riske girmek istemedi Hankins transferiyle alakalı. O yüzden daha Amerika'dayken sen gelme deyip sözleşmesine karşılıklı olarak feshettik. Talihsiz bir durum açıkçası. Ama yapacak Yani bir şey yok. Yönetim doğru olanı yaptı burada. Çünkü sakatlığının boyutu risk alınmaya değer bir sakatlık. Yani bir sıkıntı değildi. Uzun bayağı soluklu olarak. ciddi bir Evet, sakatlık olduğunu bayağı. söyleyebilirim. Evet, ciddi bir sakatlık. Yani böyle 3 haftada 1 ayda düzelebilecek bir sakatlık değil. Belki sezonun yarısından fazlasını kaçırabileceğim bir sakatlık. O yüzden bizim de mevcut maddi durumumuz, bütçemiz düşünülürse açıkçası onun riskine girmemek en mantıklı olan. Yönetim de burada doğru olanı yaptı. Hızlı bir şekilde Hankins'ten çıkıp pazarda yeni bir oyuncu almaya başladık. Zaten pazardaydık. Bir değil iki oyuncu için pazara çıktık ve Jonathan Williams transferi oldu. Ben açıkçası yayınlayamadığımız yayınlarda söylemiştim. Bu takım 3 yıldır belli bir profil üzerinde transferler yapıyor. 3 yıldır. Daha doğrusu Ertuğrul Hoca'nın 3. yılı. 2 yıldır bu şekilde gittik. 3. yılda aynı şekilde devam ediyoruz. 3 yıldır belli bir sistemi oturtmaya çalışıp transferleri bu ölçüde yapmaya çalışıyor diye. Pazarda oyuncu var diye almıyoruz. Kendi istediğimiz tarzda uygun oyuncularız. Onun 1-2 şeyi var sadece. Lazerik Jones gibi geçtiğimiz sezonda. İstisnası var. Evet, Jonathan sonuçta da ben şeyi söyleyeyim. Geçen sene Ertuğrul Hoca'yla konuştuğumuzda işte hani bana sormuştu hani takımı nasıl buldun diye. Ben de hocaya demiştim hocam hani dürüst olayım. Yani iyi takım ama guard konusu çok büyük sıkıntı olacak diye dedim. Direkt bana şey demişti. Eğer elinde 100 bin dolar varsa bana getir. Sana söz veriyorum iyi bir guard alacağım demişti. Hani orada biraz da maddiyat da devreye girdi. Evet, çünkü Lazarek Jones'tan önce ilgilendiğimiz birkaç oyuncuyu biliyorum ben de. Oldukça iyi seviyede önemli oyunculardı. Ama ya çoğu istediğimiz paradan daha yüksek kontratlar, yani verebildiğimiz paradan daha yüksek kontratlar buldu. Ya da G League'de kalmayı tercih etti. O açıdan hani Lazarek Jones biraz kabullenilmiş çaresizlik transferi gibi bir durumdu. Ama Jonathan Williams açıkçası o açıdan Lazarek Jones'la aynı akıbeti paylaşmıyor bence. Çünkü tarz olarak, profil olarak açıkçası bizim oynamaya çalıştığımız oyuna uygun bir oyuncu. Ayakları hızlı, sahaya hızlı koşabilen, atletik, enerjik bir uzun. Çember çevresinde oynamayı seviyor. Bu açıdan bizim oyun dinamiklerimize, oyun setlerimize uyum sağlaması çok daha kolay bir isim. Tabii ki artıları, eksileri var. Hankins'e göre eksileri var. Ama şu anda piyasada hani Jonathan Williams transferine burun
kırmak çok doğru olmaz bence. Maddi koşullarını bilmiyorum ne kadar bir ücret alacak bizden. Ama Hankins'ten daha ucuza gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Hankins sağlam bir kontratla bize sözleşme imzalamıştı. O açıdan biraz da oradan kar etmiş de sayılabiliriz 6. uzun. 6. oyuncu transferi için. Williams'ın eksileri ne ilk başta değinmek isterim. Çünkü bizim için önemli bir nokta, en önemli eksisi savunma. Williams çok iyi bir savunmacı değil. Hankins ve kıyaslandığında hele özellikle orada eksi yazacak bir durum Williams'ın savunması. Çember koruyucu bir oyuncu hiç değil bir kere. Çember savunma özelliği çok fazla yok. O yüzden ikili oyunlarda onu nasıl konumlandıracağız? Perdenin altından mı geçecek kısamız penetreyi karşılamak için veya işte hatch mi yapacağız? Yardım getirecek miyiz forvetlerden? Williams'ı açıkçası özellikle bir de Avrupa'ya alışana kadar, her ne kadar bir 6 aylık Avrupa tecrübesi olsa da çaylak bir oyuncu diyebiliriz. Hem biraz Avrupa'ya alışana kadar, buradaki oyun dinamiklerine alışana kadar, hem de bu ikili oyun savunması zaafını biraz da olsun Williams toparlayana kadar ikili oyunlarda onu korumamız gerekecek. Bu onun en büyük eksisi diyebilirim. Ki biz bu yayın cumartesi yapıyoruz. Bir önceki akşam Fenerbahçe maçında açıkçası ikili oyunlarda çok ciddi bir zafiyet yaşadık. Yani senle de hatta konuştuk. Yani direkt şey dedim ben sana, hani alacağımız son oyuncu gerekirse sadece savunma yapsın. Ama hani oraya bir sertlik katsın. Çünkü ya Fenerbahçe gerçekten çok rahat sayı buldu bize karşı. Evet, hani bu hem Williams'ın biraz ikili oyun savunmasındaki zafiyetten ötürü hem de kısalarımızın perdelerde yeterince savaşmamasından ötürü kaynaklanan bir durum. Açıkçası yani Yiğit Arslan bile perdelere bu kadar takılacaksa açıkçası bizim savunma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımız sezon boyunca şimdiden belli diyebilirim. Hani bizim en çok güvendiğimiz savunma kozlarımızdan bir tanesi savunması aslında. Ama o bile perdelere bu kadar takılacaksa, o bile bu kadar yani savaşmadan pes edecekse açıkçası işimiz çok daha zor diyebilirim. Göksel'in dışında herhalde perdelere karşı savaşan bir, perdenin üstünden geçmeye çalışan, teması yaratan oyuncumuz olmadı. Ön alanda biraz daha fazla agresif olmalıyız ki arka alandaki sıkıntılarımızı kompanse edebilelim açıkçası. Williams bu açıdan arkası toplanması gereken bir oyuncu. İşin hücum kısmında da yüzü dönük oyunu var. Çok fazla değil. Ama özellikle 5 numara olarak kullanacaksak onu, yavaş ayaklı uzunlara karşı bir artı yaratabilir. Orta mesafe şut atabilen bir oyuncu. Aslında burada hep Avrupa'daki kısa dönemli Rishon macerasında 5 numara olarak oynadı ama NBA'ye gittiği zaman orada aldığı sürelerin neredeyse büyük çoğunluğu 4 numaradandı. Çok denemese de burada kolej zamanlarında az çok üçlük attığını gördük. Çok yüksek bir yüzdeyle olmasa da açıkçası bir şut tehdidi var. Üçlük çizgisinin iç tarafında biraz daha keskin ama mesafe uzadıkça biraz daha risk edilebilen bir şut. Onu 4.5 olarak mı kullanacağız, 5 numara olarak mı kullanacağız? Bu da çok önemli bir nokta. Ben açıkçası 5 numara olarak kullanacağımızı düşünüyorum. Avrupa'daki kısa oyun oynama süresinde de 5 numara olarak kullanıldı. Ben açıkçası onu 5 olarak kullanacağız diye düşünüyorum ama bu tabii piyasada bulabileceğimiz 6. oyuncu transferiyle de alakalı bir durum olabilir biraz. Açıkçası istediğimiz tarzda bir 4.5 bulamazsak belki veya 5 numara olarak bir fırsat transferi karşımıza çıkarsa Williams o açıdan elimizde esnetebilecek, farklı şekillerde kullanabileceğimiz bir isim. O açıdan da güzel bir hamle oldu diyebilirim Williams için. Şimdi kadroda yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yani Fenerbahçe maçını hani biz ayrı bir yayın yapacağız. Hani TÜBİTAK turnuvası bitince onun da sözünü söylemiş olalım. Şimdi genel olarak kadroya baktığında bu kadronun en büyük artıları, en büyük eksileri senin gözünde ne? Tabii savunma çok büyük eksi de onun dışında baktığında eksilere başka neler yazıyorsun abi? Çünkü transferlere baktığımızda şu ana kadar işte Barış Elmiş, Eray Aydoğan, Ragıp Berke Atar, Alex Hamilton, Daley Macon, DJ Hunter, Brock Motum ve Jonathan Williams'ı aldık. Bir tane de 6. bir oyuncu alıyoruz yabancı olarak. Bu tabloda baktığında bu takım ligde ne yapar? Oyun olarak en büyük artışını sen ne olarak görüyorsun?
Şu an açıkçası gerek Gloria Cup'ta olsun gerek Tübat'taki Fenerbahçe maçında olsun takımı tam kadro olarak izleyemedik. Gloria Cup'ta Hamilton çok kısa yok. Bir şey söyleyeyim abi. Ben Fenerbahçe maçında bu arada çok girmek istemiyoruz ona ama şeyi beğendim. Yani zaman zaman çok farkın açıldığı bölümler oldu ama takım çok peş etmedi. Yani zaman zaman fark böyle işte 12'ler 13'lere çıksa da biz o farkı 15'lere yeniden kadar çıktı fark bir ara. 4'e falan indirebildik yani. Hani her şeye rağmen peş etmemesi takımın benim hoşuma gitti açıkçası. Yani düne dahil hani Fenerbahçe maçına dahil hani savunma çok büyük bir soru işareti olsa da takımın peş etmemesini ben beğendim. Ya, eksilerden başlayayım ilk önce. Tabii savunma şu an için en büyük eksi olarak gözüküyor. Hem bir kere burada Hamilton'ın eksikliği de çok büyük önem taşıyor. Çünkü Hamilton bizim savunma lideri olabilecek, yani savunmamızın lideri olabilecek bir oyuncu. O açıdan Hamilton'ın olmaması bizim savunmadaki direnci en önden başlatmamıza büyük bir engel teşkil ediyor. Zaten Fenerbahçe'ye karşı da yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi buydu. Savunma en önden çok kolay denildiği için. Bir sesin gitti abi. Şu an geliyor mu sesim? Şu an geliyor. Tamam, süper. Hamilton'ın öneminden bahsediyordum. Hamilton savunmamızı en önde başlatacak oyuncu bizim şu anda. Planlarımız o şekilde gözüküyor. Onun olmaması açıkçası savunmanın çok kolay delinmesine sebep oldu. Arkasından da zaten Williams hem savunma olarak zafiyet verebilecek bir oyuncu hem de takıma yeni gelmiş. 3 antrenmandan maça çıkmış bir oyuncu. Bu açıdan savunmamızın ekstra yumuşak gözükmesi çok olan bir durum ama savunma bizim sene içinde de en çok canımızı yakacak noktalardan biri olacak gibi gözüküyor şu an. O yüzden 6. oyuncu transferinin önemi çok büyük. Burada hatta ben şey demiştim yayınlanamayan yayınlarımızda. Gelen 6. oyuncu şu anda hani sıralama olarak 6. oyuncu olarak gözüküyor ama belki de kadroda ilk 5 içinde ligde kullanacağımız oyuncu olma ihtimali çok yüksek. Hunter'ın 6. oyuncu, 6. yabancı olarak opsiyon olarak dışarıda kalma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Açıkçası ben öyle görüyorum ekstra olarak da. O yüzden hep 6. oyuncu diyoruz ama aslında bizim dinamiklerimize girecek 5. oyuncu transferi de olabilir bu isim. Muhtemelen bence de öyle olacak yani. Oyuncu profilini tabii şu an kim gelecek bilmiyoruz ama hani düşündüğüm, evet, planladığımız tarzda bir adam gelirse muhtemelen Hunter devre dışı kalacak orada. Evet, yani o yüzden gelen oyuncunun takıma katkısı da çok büyük olacak, çok önemli olacak. Yani fark yaratabilecek bir noktada olacak rotasyonda. O açıdan onu görmemiz gerekiyor. İkinci bir diğer eksi, tamamen yeni bir takımız şu anda. Oyuncular birbirine alışıyor. Ertuğrul Hoca kendi sistemini oyunculara anlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz seneki kadrodan Yiğit ve Göksel'in dışında bir de Ayberk olmaz var. Onun dışında rotasyona girip fark yaratacak veya süre alacak bir oyuncu yok. Caner'in çok fazla rotasyonda süre alacağına inanmıyorum ben bu sene. O biraz daha soyunma odasına abilik yapacak, takıma abilik yapacak, oyuncuları bir arada tutacak oyuncu olarak kadroda duruyor diye düşünüyorum. O yüzden oyuncuların birbirine alışması, birbiriyle reaksiyon vermesi, kimin nerede hangi topsuz koşuyu yapacağı veya kimin nerede sorumluluk alacağına karar vermesi, bu alışma süreci açıkçası bizim eksilerimizden biri olacak sezonun başında. Ama şu ana kadarki maçlara baktığımızda da o açıdan çok kötü sınavlar vermediğimizi söyleyebilirim. Hem senin değindiğin gibi Fenerbahçe maçında takımın çok çabuk pas etmemesi, hem zorluk seviyesi yüksek maçlar oynamamız. Hani iki Efes yani maçı. Efes maçları da buna örnek olarak gösterilebilir. Yani iki maçı da kaybettik ama iki maçta da takım bir mücadele ortaya koydu. Evet, o açıdan son kaybettiğimiz maçtı da hani kazanabileceğimiz bir maçtı. Evet, o açıdan şu ana kadar takımın birbirini iyi tanıması eksi olarak gözükse de bu yolda iyi bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim. Artılarına bakarsak yine her zamanki gibi ucumuz yüksek bir takım kurduk. Gerek Macon olsun, gerek Motum olsun. Çok skorer oynadılar. Zaten şu ana kadarki maçlarımızda da bu iki oyuncunun skor liderliğini yaptığını söyleyebiliriz. Hatta Motum sadece sabit skor olmak dışında forvetlerden toplu veya topsuz oyunda da ortaya giderek veya ikili oyunlarda doğru alan paylaşımını yaparak, oyun aklını sahaya yansıtarak da
takıma sadece bir sabit şutör olarak katkı vermeyeceğini, hücumun birçok departmanında takıma katkı vereceğini gösterdi bence. Özellikle Glory Cup maçlarında bunu çok daha net gördük. İkili oyunda sahaya doğru yerleştirdiğimiz zaman Motum'un oyun aklı bize orada bir artı yarattı. Bu açıdan Meykan'a da ekstra bir parantez açmak istiyorum. Meykan'ı biz hep oyunun skor yönünü yükleyecek oyuncu olarak baktık. Takım hep skor lideri olacak veya işte skordan öne çıkacak oyuncu olarak baktık ama açıkçası şu ana kadarki maçlarda topu ona emanet ettiğimiz zamanlarda da ne kadar faydalı olduğunu, takımı sadece atmaktan ziyade oynatma konusunda da faydalı olduğunu bence kanıtlayabilirim. Özellikle Bahçeşehir maçının son 2-3 dakikasında sorumluluğu aldığında çok önemli işler yaptı. Fenerbahçe'ye karşı dün 15 sayı geriye düştüğümüzde tek guard olarak Michael sahadaydı. Ve farkı 4'e kadar indirdik ikinci çeyreğin ortasından sonra doğru. Bu kısımlarda hep Michael'ın aldığı sorumluluk ve takımı oynatması bize çok büyük artı sağladı. Michael bu açıdan bizim oyunumuza çok önemli bir nokta da olacak. Hamilton'ı daha izleyemedik. İkisinin birlikte olan uyumunu tam olarak göremedik ama Meykin başlı başına çok büyük bir artı katacak gibi duruyor bize. Brolio Cup'ta da Motum'la Meykin zaten direkt öne çıkan isimlerdi ki Meykin ilk Efes maçında 12 sayı, Yenibro maçında 17 sayı, Bahçeşehir maçında 21 sayı, Efes maçında yine 17 sayıyla oynamıştı. Motum'da Efes maçında hani en düşük maçı ilk maçı oldu. 5 sayıyla sadece oynamıştı. Sonrasındaki maçlarda sırasıyla 19-15-19 sayı atmıştı. Yani ikisi zaten bu sezon hücum tarafında sorumluluk alacak gibi duruyor. Evet. Özellikle mesela Motum'un Glory Cup maçlarındaki istatistiklerini biraz irdelersek bir maç işte 6'da 5 üçlük attığını görüyoruz. Sonra ertesi maç işte 7'de 7 2 sayılık isabetle oynayıp hani üçlüğünü daha az kullanmış veya hiç şut kullanmamış olduğunu görebiliriz. Hani Motum'un da hücumdaki bu çeşitliliği, bu varyasyona girmesi bizim hücum silahlarımızı arttırmak açısından oldukça önemli olacak. Bir de özellikle Glory Cup maçlarında şu benim çok dikkatimi çekti. Normalde biz biraz daha isolation üzerinden oynayan bir takımdık iki senedir. Ama gerek Barış Ermiş'in takıma girmesi, gerekse işte Motum gibi 4 numaradan oyuna akıl koyacak bir oyuncunun olması, düzgün saha içi yerleşimini yaptığımızda, doğru spacing'i sağladığımızda ikili oyuna biraz daha fazla önem veren, daha fazla ikili oynamaya çalışan, özellikle Berke ile kısa devrimler sonrası köşedeki şütörleri bulmaya çalışan bir yapı gördük. Oyuncular daha dinamiktiler yarı sahada. Açıkçası bu dinamizmin sağladıklarında da takımın çok daha iyi hücum ettiğini gördük. Açıkçası biraz da geçtiğimiz sezonki Efes Pilsen, Anadolu Efes tarzı bir yarı saha basketbolu oynamayı hedeflediğimizi söyleyebilirim. Pilsen Space'e dayalı. Oyuncuların çok dinamik olduğu. Birebir zorlamaların yeri geldiğinde kullanılabildiği ama öncelikli olarak takımın yarı sahadaki dinamizmine bağlı bir oyunu oynamayı hedeflediğimizi söyleyebilirim Glory Cup'taki performansımızdan sonra. Ve bunları önümüzdeki yayınlarda çok daha detaylı olarak konuşuruz seninle. Ama şu an hazır takımın artılarının eksiklerinden bahsederken bunları da araya değinmek isterim. Son olarak çok kısa bir sponsorluk konusuna da değinelim istersen abi. Galatasaray'da şu an Doğa Sigorta ile sponsorluk anlaşması bitti. İşim sponsorluğu anlaşması. Ve sadece sırt sponsoru var da takımın şu anda. Sen sponsorluk anlaşması için ne düşünüyorsun? Yeni bir sponsor bulabilir miyiz? Ne kadar doğru olduğunu bilmemekle beraber Doğa Sigorta ile de görüşmelerin sürdüğüne dair bir şey duydum ben. Yani Doğa Sigorta ile görüşmeler sürüyor olabilir ama şu an için ne takımımızın sırtında ne de ismimizin yanında Doğa Sigorta yazmadığı kesin. Yani sadece Doğa Sigorta ile görüşmelerin sürmesine bel bağlıyorsak çok büyük yanlış yapıyoruz. Sonuçta bu takım bir bütçe koydu ortaya. O bütçeye göre transferler yapıldı. Bu bütçenin içinde sponsor katkısı ne kadardı? Biz yaklaşık 2 milyon dolarlık bir bütçeyle takım kurduk. Sponsordan gelecek paraya ne kadar bel bağlandı bu bütçe kurulurken? Bu çok önemli. Çünkü bir kere daha sene içinde Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor, maaş krizi başlıklı haberler görmek istemiyoruz artık. Bu açıdan sponsor önemi çok büyük. Bir sırt imzalandı Natural Gaz'da. Zaten hemen evet. De sponsorun arkasında ismi yazıldı.
ne kadar bir para getirisi var o anlaşmanın açıkçası bilmiyoruz ama en azından sırt sponsor olması önemli bir şey. Belki göğüs ayrı, isim ayrı sponsor bulunabilir. Ama tabii yönetim daha bir tane sponsor bulamıyorken iki sponsor istemek de biraz şımarıklık gibi geliyor şu an ama olabilecek maksimum sponsor getirisini sağlamamız gerekiyor. Bu gerek geçmişteki borçlarla alakalı hala sıkıntı yaşamayalım diye hem de sezon içerisinde sıkıntı yaşamayalım diye. Sonuç olarak artı gelecek 100 bin dolarlık bir para sponsor getirisinden bizim 6. oyuncu transferinde elimizi bir tık daha güçlendirecek. Belki B klasman bir oyuncu olacakken A klasman bir oyuncuya gideceğiz. Bu açıdan sponsorluk bizim en büyük gelir kaynağımız ve en önemli nokta burada. O yüzden bir an önce sezon başlamasına bu kadar süre kalmışken sponsorluk işinin netleştirilmesi gerekiyor. Açıkçası yapacağımız transferden veya işte Glory Cup'taki ya da işte TÜBAT'taki oyunumuzdan çok daha değerli bir, çok daha önemli bir konu bu. Kamuoyunun buna daha fazla önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray taraftarı olarak. Yani şöyle bir durumla ekleyeyim ben. Hani Galatasaray zaten bu sezon maaş sıkıntısı yaşarsa bence yönetim hani doğrudan hani istifasını vermeli yani çok net bir şekilde. Çünkü bu kadar düşük bütçeli bir takımın basketbol şampiyonlar liginden ciddi bir gelir gelecekken üstlerinde sponsorluk bulabilirsek, oradan bir gelir elde edebilirsek onlarla dönebilmesi gerekiyor bence. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa bitirelim abi. Yani şöyle en son olarak ekleme yapayım. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden gelirimiz var. Spor Toto'dan gelirimiz var. Federasyon'dan gelirimiz var. Yayın gelirleri var. Şimdi bunların miktarlarının hepsi tam olarak ezberimde değil. O yüzden haybeye bir şey söyleyeyim mi ama zaten aşağı yukarı biz oyuncu bütçemizin büyük bir kısmını bu gelirlerle belki karşılığı olabiliriz şu anki kurduğumuz kadrodaki bütçeye göre. Operasyonel gelirler kalıyor. Bu da aşağı yukarı oyuncu bütçesine kıyasla işte 3'te 1 oranında falan dersek aşağı yukarı 2,5 milyon dolarlık bir paraya ihtiyacı var Galatasaray'ın bu sezon erkek basketbolunda. 2,5-3 milyon dolar belki. Bunun da zaten büyük bir kısmı neredeyse sponsor dışındaki gelirlerden karşılanıyor. Açıkçası Galatasaray yönetimi de 1 milyon dolarlık işte 10 milyon TL'lik sponsor bulamıyorsa şu takıma birçok sponsor şeyi varken işte daha bunun salon gelirleri var, maç günü gelirleri var. Hani birçok gelir kaynağı var. Hala para sıkıntısı yaşanıyorsa gerçekten dediğin gibi artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor çok ciddi bir şekilde. Son olarak ekleyeyim bu arada aklıma gelmişken. Galatasaray Store'da da basketbol takımıyla alakalı ürünlerin satışa çıkacağını yakın zamanda söyleyelim. Ve ekleyeceğim bir şey yoksa artık bitiriyorum. Yok, abi. Artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşçakalın.